Değerli basın mensupları, hayat pahalılığı dünyanın en acımasız, en adaletsiz vergisidir. Cepteki cüzdanın, mutfaktaki tencerenin bereketini kaçırır. Ülkedeki huzuru içten içe kemirir. Çarşıyı, pazarı yangın yerine çevirir. Milleti ezer, yüzler gülmez, milletin huzuru kalmaz. Bugün ülkemizin dört bir yanından yandım Allah feryatları yükseliyor. Hayat pahalılığından, işsizlikten, borçtan bunalan milletimiz, beceriksiz Erdoğan şahsım hükümetine artık canıyla ihtarname çekiyor. Ama milletin feryatları uçan sarayıyla ABD'ye giden, New York sokaklarında gezeceği araçları ülkesinden kargo uçaklarıyla New York'a taşıyan Erdoğan'ın yakınına bile ulaşamıyor. Kişi başına geliri bizim 5 katımız olan İngiltere'nin başbakanı toplantıya metroyla gidiyor, Birleşmiş Milletler'deki toplantıya. Erdoğan ucu bucağı belli olmayan konvoylarla oraya giderken en ufak bir hicap bile duymuyor. Peki yurt dışında böyle de Ankara'da farklı mı? Milletin hali Erdoğan'ın Beştepe'deki sarayının duvarlarından hiç görünmüyor, sesi hiç duyulmuyor. Değerli basın mensupları, bir ülkenin parasının değeri o ekonominin barometresidir. İstikrarlı ekonomilerin istikrarlı parası olur. İstikrarlı ekonomilerde paranın gücü vardır. Onuru vardır, haysiyeti vardır. Ne yazık ki Erdoğan vesayet rejimi ekonomide ve siyasette sebep olduğu bozulma ve çürümeyle bu ülkeyi büyük bir buhrana sokmuştur. Milli paramızın değerini pul etmiştir. Milli paramızın onurunu, haysiyetini yok etmiştir. Şu an ülkemizde en büyük banknot 200 lira. 2009'un başında tedavüle gören bu 200 liralık banknotla pazar filesine giren o gün, pazar filesine giren eti, meyveyi, sebzeyi bugün almaya kalksak cüzdanımıza bir değil, iki değil, üç değil, dört tane 200 liralık banknot koymamız gerekiyor. Ama o da yetmiyor. Bunların yanına bir de 50 liralık banknot eklemek gerekiyor. İşte bunun adı zulümdür. Soygundur. Bu zulmün, bu sinsi soygunun faili de beceriksiz Erdoğan şahsım hükümetidir. Erdoğan daha geçtiğimiz ay Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı'na talimatı verdi. Enflasyon talimatı tutmadı, enflasyon Ağustos'ta düşmedi. Ama reisinin gazabından korkan Merkez Bankası Başkanı oyun devam ederken kural değiştirdi. Enflasyon reisimize uymadı, reisimize enflasyon uyduralım, enflasyonun çekirdeğine bakalım dedi. Milletin harcamaları içinde yer alan malların %30-35'ini de kaldırıp çöpe attı. Aynı Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'ın uçağının tekerlekleri Türkiye'de piste değmeden panik içinde hesaba kitaba bakmadan faize müdahale etti. Erdoğan New York'a uçarken 8 lira 64 kuruş olan dolar Türkiye'ye, uçak Türkiye'ye indiğinde 8 lira 85 kuruşu gördü. Ülkemizin dış borç yükü beyler New York'ta gezerken 49 milyar lira birden arttı. Bugün üniversite öğrencilerimiz barınacak yerimiz yok diyerek parklarda yatıyor. Bu 49 milyar lirayla en lüksünden biner odalı 1068 yurt inşa edilirdi. Ülkede yurt sorunu bitirilirdi. Erdoğan şahsım hükümetinin beceriksizliği milletimizin sırtına 49 milyar liralık bir fatura daha yükledi. Ödenecek tek fatura da bu değil. Paramızın pul olması demek, iğneden ipliğe her şeye zam demek. Bunu ufacık çocuklar öğrendi ama Erdoğan öğrenemedi. Erdoğan benim alanım ekonomi dedi, faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Bu kerameti kendinden menkul lafları ispatlamak için de damadıyla bir oldu. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları
hiçbir usule, kurala tabi olmadan buharlaştırdı. Kasadaki rezervler bitti. Ondan sonra da paramızın değeri dikiş tutmaz oldu. İtibar da, istikrar da kalmadı. Cüzdanlara, mutfaklara ateş düştü. İşsizlik aldı başını gitti. Erdoğan şahsi hükümeti ekonomide çıkardığı bu yangını söndürebilmek için önceden birer birer indirdiği faizleri üçer beşer arttırmak zorunda kaldı. Ülkemizi yüksek faize mahkum etti. Einstein'ın meşhur sözüdür. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Beceriksiz Erdoğan şahsi hükümeti yeniden aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar alacağını sanıyor. Merkez Bankası'na faiz düşürün talimatı veriyor. Şimdi yüksek faize sebep olan sorunlar, riskler ortadan kalktı mı ki yeniden faizi düşürmeye başladınız? Hayır. Bir kere küresel gelişmeler lehimize değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası para musluğunu kapatacağının sinyallerini veriyor. Brezilya, Rusya, Macaristan, Şili gibi bize benzeyen pek çok ekonomi küresel riskleri de dikkate alarak faiz arttırmaya başladı. Petrol zengini Norveç bile dün faiz arttırdı. Bu yapılanlar Türk lirası üzerindeki baskıyı şimdi siz tam tersine gittiniz daha da arttıracak. Diğer taraftan Erdoğan şahsi hükümeti elinde politik risklerimiz her gün hızla artmaya devam ediyor. Dünya Özgürlük Evi daha yeni açıkladı. 2017'de kısmen Özgür Ülkeler Ligi'nde olan Türkiye son 4 yılda özgür olmayan ülkeler ligine düşmüş. Erdoğan şahsi hükümeti iş başına geldiğinden beri ülkede çürüme, kirlenme, bozulma zirve yaptı. Erdoğan şahsım rejimi her alanda olduğu gibi Özgürlükler Ligi'nde de ülkemize küme düşürdü. Şimdi de kendini yargı yerine koyup milletin malına mülküne kararnameyle çöküp yandaşlarına dağıttığını unutuyor. İnsanları yargı kararı olmadan işten attığını, ağaç kabuğu kemirsinler dediğini unutuyor. Uçan sarayında kalkmış, bunları unutup bize hakkı, hukuku, adaleti öğretmeye kalkıyor. Buradan söylüyorum, ağzına hukuk kelimesini alacak son kişi Erdoğan'dır. Millet sizin ne yaptığınızı gördü, notunuzu da verdi. Bu beceriksiz yönetimin ülkemize küme düşürttüğü bir başka ligde çevre. G20 ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek ülke Türkiye'ydi. Bizimle beraber bu anlaşmayı onaylamayan Eritre, Libya, Yemen, İran ve Irak gibi ülkeler kalmıştı. Biz iş başına geldiğimizde ilk işimiz Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak olacak diyorduk. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız diyorduk. Erdoğan ise 7 yıl kulağının üstüne yattı. Müsilaj Marmara'yı kapladı, seller oldu, ormanlar yandı, hiç tınmadı. Sonra bir de baktık birdenbire Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu anlaşmayı onaylayacağız deyiverdi. Anlaşılan New York'taki bankerler kendisine yeşile sahip çıkan bu anlaşmayı imzalamazsanız doların yeşilini de zor görürsünüz dedi. Tek bildiği yeşil doların yeşili olan Erdoğan'ı böyle ikna etti. Şimdi sarayın vesayeti altındaki AK Partili vekiller Paris İklim Anlaşması güzellemesi yapmaya başladılar. İnsana sorarlar. Biz bu anlaşmayı imzalayın derken siz 7 yıl boyunca ne yaptınız? Yine bir başka sorun, ekonomideki riskler. Ekonomideki riskler azaldı da mı faizleri düşürdünüz? Hayır. Tam tersine bozuk Erdoğan şahsım hükümetinin elinde riskler arşa ulaşmış gözüküyor. Dünyada 185 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip 12. ekonomiyiz. Üretici enflasyonu %45,5, tüketici enflasyonu %19. Arada 26 puandan fazla fark var. Bu fark öyle ya da böyle tüketiciye yansıtılacak. Küresel emtia fiyatları, uluslararası taşımacılık fiyatları, enerji fiyatları
Hepsi almış başını gidiyor. Enerji Bakanlığı'nın çift maaşlı bakan yardımcısı bile doğalgaz fiyatları Türkiye'yi zorlayacak diyerek önümüzdeki aylarda gelecek zamların yolunu yapıyor. Ekim'de doğalgaza ve elektriğe %15 zam yapılacağı söylentileri yayılmaya başladı. LPG'nin pompa fiyatına bugün 15 kuruş zam geldi. Taş kömürü fiyatları derseniz o da şahlandı. Önümüz kış. Ne yazık ki kışımızı kara kışa çevirecek zamlar ufukta gözüktü. Vatandaşlarımız zam yağmuruna şimdiden hazırlansın. Bütün bunlara rağmen Erdoğan şahsım hükümeti ezberini hiç bozmuyor, beceriksizliğe devam ediyor. 2 yıl önce soğan patates esnafını terörist ilan etmişti. Şimdi 5 zincir marketi diline doladı. Biz yıllardır esnafımızı haksız rekabetten korumak için zincir marketlerin düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için kanun teklifleri de verdik. Zincir marketler Erdoğan'ın eseridir. Şimdi sarayın vesayeti altındaki AK Parti milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi getirecekmiş. Bizim teklifimiz burada. Samimiyseniz alın bunu kullanın. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizde faiz hala çok yüksek. Bu işi bu şekilde götürmenin imkanı yok. Ama neden faiz yüksek? Çünkü riskler çok yüksek. %18'e indirilen politika faiziyle bile dünyada en yüksek faize sahip 9. ekonomiyiz. Faizin inmesini en çok biz isteriz. Ama bunun için riskleri düşürecek, güven veren bir programı ortaya koymaları lazım. Güveni sağlamaları lazım. Güveni bitirdiler. Ama Erdoğan şahsım hükümetinde bunu yapacak enerji yok. Ne de Erdoğan'a böyle bir güven kaldı. Erdoğan şahsım hükümeti artık bitik, metal yorgun. Böyle bir ortamda faizleri hesapsız, kitapsız, talimatla, suni şekilde aşağı çekmenin her zaman olduğu gibi yararı, her zaman olduğu gibi millete değil, dolar ve avro ile gelir garantisi verilen 3-5 tane yandaşı oluyor. Nitekim milletimize lirayla ödenen maaşlar, ücretler pul olurken, yandaşlara dolarla, avroyla verilen ihaleler, gelir garantileri onları abat ediyor. Bu yılın ilk 8 ayında geçilmeyen yollar, uçulmayan havalimanları için yandaşlara bütçeden yaklaşık 20 milyar lira ödendi. Bu son yapılanlarla birlikte bu daha da artacak. Bu arada bütçeye yeni bir kara delik daha ekleniyor. Çanakkale Köprüsü. Yapılan her eseri alkışlarız. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun deriz. Ama milletin parası pul edilirken yandaşlar dolarla, avroyla abat ediliyorsa, yükü de fakir fukaranın sırtına yükleniyorsa, bunun hesabını da elbette sorarız. Çanakkale Köprüsü'nde bir otomobilin geçiş ücreti avro artı katma değer vergisi olarak, 15 avro artı katma değer vergisi olarak bağlanmış. Buna göre köprünün ihale edildiği Ocak 2017'de Türk lirasıyla geçiş ücreti 65 liraymış. Erdoğan şahsım hükümetinin beceriksiz bozuk yönetimi sonunda bugün geçiş ücreti 168 lira olmuş. Daha Çanakkale Köprüsü'nün platformları ortada yok, döşenmedi. Üzerinden tek bir araç dahi geçmedi ama geçiş ücretine %158 zam geldi. Çanakkale geçilmez ama bu paraya Çanakkale Köprüsü hiç geçilmez. Yandaşlar için bu dert değil tabii. Araç geçsin, geçmesin, günlük 45 bin, yıllık 16 milyon 470 425 bin araç geçiş garantisini almışlar. Yani yılda 246 milyon 375 bin avro ülkede deprem olsa, salgın olsa, yangın olsa
bütçeden yandaşa ödenecek. Ardından da Erdoğan şahsım hükümeti çıkacak. Bu projeler için milletin cebinden tek bir kuruş bile çıkmadı deme pişkinliğini gösterecek. Yıllık 246 milyon 375 bin avro. Bugünkü kurdan yılda yaklaşık 2,5 milyar Türk lirası yapar. E peki bu Çanakkale Köprüsü'nün yapım maliyeti ne? 10 milyar 354 milyon lira. Yani yandaşın yaptığı köprü kendisini 4 yılda amorti edecek. Sözleşmenin sona ereceği 2023'e kadar üzerine bir 1,5 köprü parası daha ödenecek. E bunun adı dünyanın her yerinde talandır, soygundur. Biz köprüye değil, işte bu talana karşıyız. Hep diyoruz, beceriksiz Erdoğan şahsım hükümeti ne yerlidir ne de millidir. Bozuk, çürük ve kirlidir. İktisatta bilinen bir kuraldır. Kötü para iyi parayı kovar. Beceriksiz Erdoğan şahsım hükümeti Türk lirasına güvenmezse, yandaşını korumak için dolarla, avroyla sözleşme yaparsa, milletimiz de kendi parasına güvenmez oluyor. Nitekim vatandaşlar hızla Türk lirasından kaçıyor. Cebinde 3-5 kuruş olan dövize koşuyor. Son bir ayda döviz tevdiat hesapları yaklaşık 4,5 milyar dolar artmış. Erdoğan şahsım hükümeti işbaşı yaptığında toplam mevduatlar içinde yabancı para mevduatların payı %41. Bugün %51. Talimatla hesapsız kitapsız oynanan faizler ilerleyen günlerde dolarizasyonu daha da hızlandıracak. Artan işsizlik ve hayat pahalılığının yanında beceriksiz Erdoğan şahsım hükümetinin salgında millete doğru dürüst bir gelir desteği vermemesi, milleti borca batırması bankalı kredilerinde hızla arttırdı. Bankalar Birliği verilerine göre son bir yılda 378 milyar liralık tüketici ve konut kredisi kullandırılmış. Bunun %72'si ihtiyaç kredisi. Millet kredilerin çoğunu ay sonunu getirebilmek için almış. Yine son bir yılda kullanılan kredilerin 109 milyar liralık bölümü geliri aylık 3000 liranın altında olan vatandaşlarımıza ait. Yani bankalardan alınan her 100 liranın 30'unu asgari ücret civarında veya bunun altında geliri olan yurttaşlarımız kullanmış. Peki bu borçlar ödeniyor mu? Bankalar Birliği'nin verilerine göre kanuni takibe düşen tüketici kredilerinde olağanüstü bir artış var. 2021'in ilk 6 ayında vatandaşın icraya düşen borcu geçen yılın 3 katına çıkmış. 3 milyar liraya dayanmış. Durum gerçekten çok ciddi. Millet borcun altında eziliyor. Bu arada yandaşlar da borcunu ödememek için yarışıyor. Bir havuz medyası grubunun 1,5 milyar dolarlık borcu yapılandırmak için bankalarla görüştüğü yazılıp çiziliyor. Yapılandırılacak borcun içinde Ziraat Bankası'ndan alınan 700 milyon dolarlık kredi de var. Çiftçilerimizden esirgenen krediler basının amiral gemisini sarayın vesayeti altına sokmak için kullandırılmıştı. Şimdi bu kredinin geri ödenip ödenmediği milletten saklanıyor. Tarlasını süren çiftçinin traktörünü tarla başında hazzetmesini biliyorsunuz. İşte resmi burada. Sulamada kullandığı elektriği kesmesini biliyorsunuz. Çiftçiye verdiğiniz destekten yandaşlarınızın alacaklarını tahsil etmeyi biliyorsunuz. Ama Ziraat Bankası'na milyonlarca dolar borç takan yandaşlarınızı seyrediyorsunuz. Erdoğan geçtiğimiz günlerde çiftçilerin durumu çok iyi demişti ama çiftçiler şimdi sokağa inmeye hazırlanıyor. Sokağa inmek demişken, memleketim Tekirdağ'da sendikaya üye oldu diye işten atılan işçilerimiz valilik önünde eylem yaptı. Çocuklarımız okula gidemiyor. Açız dediler, valiyle görüşmek istediler. Merdivenlerden aşağı süpürüldüler.
Bu memlekette devlet kapısında hak, hukuk, adalet aramak ne zamandan beri suç oldu? Bu arada Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin bu hafta sonu seçimi var. Seçimleri iptal etme gibi bir niyetiniz olduğunu duyuyoruz. Sakın ha! Üreticinin kooperatifine bir daha el uzatmayın. Yandaşlarınızı kurtarmak için aldırdığınız elektrik santrali nedeniyle kooperatifi batırdınız. Anlaşılan yaptığınız hesapsız kitapsız müdahalelerle Konya vekiliniz olan eski başkanı da canından bezdirmişsiniz. Başkanlığa yeniden olmayacağını açıkladı. Şimdi birilerini oraya getirmek için zaman kazanmaya çalışıyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum. Üreticinin kooperatifinden elinizi çekin. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsi hükümeti ülkemizin sadece ekonomisini batırmakla kalmadı, dış politikamızı da bataklığa sapladı. Rüşvetçilerden büyükelçi yapanlar dış politikada liyakati bitirip eyyamcılığın zirvesine çıktı. Daha iki gün önce Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan İş Konseyi'nde yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na değerli dostum Biden diye sesleniyor, değerli dostuyla ortak irade beyan ediyordu. Anlaşılan Biden, Irak Başbakanı, Avustralya Başbakanı, İngiltere Başbakanı ile görüşüp kendisiyle görüşmeyince köpürmüş. Türkiye'ye dönerken Biden ile iyi başladık diyemem. İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş hayra alamet değil demiş. Biden'a gönül koymayı bırakın. Önce ülkemizin stratejik çıkarlarını koruyun. Amerika Birleşik Devletleri'nden alamadığınız F-35'lerin parasını ya tahsil edin ya da bu uçakları alın. Şu yok günümüzde 1 milyar 400 milyon dolar az mı? Az para mı? Beyefendi çıkıyor, Türkiye'ye 10 milyon sığınmacı girdi, 5 milyonu Türkiye'de kaldı diyor. Peki, siz buna yıllarca niye seyirci kaldınız? Bunu engellemek için yıllardır ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Ensar dediniz, muhacir dediniz, kapıları sonuna kadar açtınız. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha para koparabilseydiniz o kapı hep açık kalırdı. Bu arada İdlib her geçen gün ısınıyor. İdlib'de görev yapan komutanların birer birer emekliliğini istedikleri söyleniyor, konuşuluyor. Binlerce askerimiz hava savunması olmadan İdlib'deki üst bölgelerinde dağınık bir şekilde bulunuyor. Rejim güçlerinin İdlib'e asker kaydırdığını duyuyoruz. Yine askeri uzmanların söylediğine göre Suriye'nin radikal unsurlara yönelik hava operasyonları giderek üst bölgelerimize yaklaşıyor. Rusya ise bizi o bölgede işgalci olarak görmeye başladı. Erdoğan şahsi hükümeti 2,5 milyar dolar verip Rusya'dan S-400 almıştı. Şimdi bu füzeler paketinden çıkarılmadan Ankara'da duruyor. Madem S-400 işi bitti, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bunları konuşlandırsanıza. İdlib'deki askerlerimize hava koruması sağlasanıza. Elinizi bağlayan ne? Geçtiğimiz yıl İdlib'de 36 askerimiz Rus hava bombardımanıyla şehit edildi. Bir daha asla ve kata milletimize böyle bir acıyı yaşatmayın. Şimdi Soçi'ye gidiyorsunuz. Putin'le buluşacaksınız. Bu defa Putin'in kapısında beklemeyin. Bu zilleti bize bir daha yaşatmayın. Askerimizin güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri alın. Yoksa iki elimiz yakanızdadır, bunu bilin. Değerli basın mensupları, biliyoruz Türkiye'nin sorunları her geçen gün ağırlaşıyor. Ama çözümsüz değil. Her sorunun çözümü var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Sayın Genel Başkanımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ekonomi masamız yakın zamanda 25 il gezip 25 bin kilometre yaptı. Esnaflarımızla, sanayicilerimizle, çiftçilerimizle, işçi ve işsizlerimizle bir araya geldik. Sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerimizi milletimizle paylaştık. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki günler için yapılması gerekenler konusunda talimatlarını verdi. Yine bugün ekonomi masası toplantımızda Merkez Bankası'nın faiz kararının ülkede
ülkede neden olduğu riskleri de tartıştık. Biz sahada olmaya devam edeceğiz. Milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi her sorunun çözümü var. Yeni kurallardan, yeni kurumlardan, yeni kadrolardan oluşan reçetemiz hazır. İlk seçimde iş başına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak, büyük bir kucaklaşma olacak, endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak, özgür medya olacak, birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak, istişare olacak. Borçla değil, üreterek büyüyeceğiz. Bu topraklarda dijital devrimin önünü açacağız. Gençlerimizin karşısında değil, yanında olacağız. Dünya ile yarışacak bir ekonomi için üreticilerimizin rakibi değil, dostu olacağız. Tarımda yeniden kendi kendine yeten bir ülke olacağız. %1 için değil, %100 için çalışacağız. Büyürken kimseyi geride bırakmayacağız. Aş olacak, iş olacak. Çokça kazanıp hakça bölüşeceğimiz bir Türkiye olurken. Türkiye olacak. Büyürken enflasyonu da borcu da büyütmeyeceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Büyümenin sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Derelerimize, ormanlarımıza, dağımıza, taşımıza, kurdumuza, kuşumuza gözümüz gibi bakacağız. Kısacası biz iç başına geldiğimizde memlekette bayram olacak. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Erdoğan şahsım hükümetinin notunu millet verdi. Tasdiknamesini hazırladı. Ellerine tutuşturmak için de sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Bengü Türk Televizyonu Ebru Balıkçı efendim, iki sorum olacak. İlk sorum, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Deva ve Gelecek Partilerini de Millet İttifakı içerisinde görmeyi arzu ediyoruz diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? İkinci sorumda CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın bir iddiası oldu. Beşar Esad'ın Suriye konusunu görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ettiğini iddia etti. Yine bu iddiayı da nasıl değerlendirirsiniz? Birinci sorunuza cevabım aslında çok kısa olacak. Biz de tabii ki arzu ediyoruz. Biz demokrasiden yana olan, demokrasi mücadelesi veren, bu ülkeye yeni ve güçlü bir parlamenter sistemi getirmek için mücadele eden tüm partileri yanımızda ittifakımız içinde, ittifak içinde görmek isteriz. İkinci sorunuz çok, ona da çok kısa oluyor. Yok böyle bir mektup. Yani nereden çıkıyor anlamış değiliz ama böyle bir mektup yok. Evet. Efendim şimdi bize yönlendirilen soruları ileteceğim müsaadenizle. İlk olarak KRT ve Halk TV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği Kürt sorunuyla ilgili olarak böyle bir sorun yok değerlendirmesini yaptı. Benzer bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhur İttifakı'ndan gelen bu açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani son dönemde Cumhur İttifakı ilginç bir yaklaşımı itiyat edindi. Alışkanlık haline getirdi. Sorun yok diyerek sorun çözüldü zannediyor. Böyle bir şey yok. Ülkede herkesin, tüm kesimlerin bugün çok ciddi sorunları var. Esnafın sorunu var, işçinin sorunu var ve işsizlerin sorunu var, çiftçinin sorunu var. Herkes bu sorunlarını, Türkiye'de her şeyden önce ciddi bir demokrasi sorunu var. Özgürlükler sorunu var. İnsanlar bu sorunlarını dile getiriyorlar ama Cumhur İttifakı bu sorunları duymazlıktan gelerek sorunlar çözüldü zannediyor. Daha dün bize Sivas'ın ötesine gidemiyor diye itham edenler bugün anlaşılan Sivas'ın ötesinden ne sesler geliyor duymuyorlar. Buradan açık seçik söyleyeyim. Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerine dikkatinizi çekmek isterim. Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için iç ve dış güvenliği
sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir. Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlerdi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir. Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir. Cumhur İttifakı ne derse desin. Biz çözümü onların yaptığı gibi İmralı'da değil, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulacağız. Efendim, Halk TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanımız CHP'nin kendini bilmez tiplerinin hiçbir zaman muhatabı olmamıştır, olmayacaktır. Kendini asla yalnız bırakmayız. Bu makama hakaret edenler bu ülkede dinini, diyanetini bilenlere hakaret etmiş olurlar dedi. Sizin bu açıklamaya bir yorumunuz olacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyanet İşleri'ni kuran parti olduğunu bunlar unutturmaya çalışıyorlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran partiyiz. Dolayısıyla o makama herkesten daha fazla ve herkesten önce biz saygı gösteririz. Ayrıca biz eleştiririz. Ama üslubumuzda hakaret olmaz onların üsluplarında olduğu gibi. Ama Diyanet İşleri'nin başındaki kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sarayın bir şubesi gibi çalıştırıyorsa, anayasanın amir hükümlerine uymuyorsa, buna karşı çıkmak bizim görevimiz. Buna karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bu arada yine densizlik, terbiyesizlik lafları havada uçmuş. Esas densizlik, terbiyesizlik bizim söylemediklerimizi söylemişiz gibi anlatarak bu ülkede çocukların yatağa aç girdiğini, işsizlerin kendini yaktığını, esnafın siftahsız dükkan kapattığını gizlemeye çalışmaktır. Teşekkür ediyorum.